Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yafkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tecalul hazne iza şi'te sehla. Perşembe akşamları İmam-ı Nevevi'nin Riyad-ı Salihin kitabından, Salihlerin Bahçesi kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle faziletli kişileri ziyaret etme babını okumuştuk. Bu hafta ise inşallah Bâb-ı Fadlil Hubbi Fillah vel Hathi Aleyhi, Allah için sevmek ve Allah için sevmeye teşvik etmenin fazileti. Allahu Teala Fetih Suresi ayet 29'da buyuruyor ki: "Kâl Allahu Teala Muhammedur Resulullah." Muhammed sallallahu aleyhi ve âli ve sellem Allah'ın elçisidir. "Vellezîne ma'ahu" ve Allah Resulü Allah'ın elçisiyle beraber olan sahabiler, ensar ve muhacirin, eşiddâ'u alel küffâr, kafirlere karşı çok şiddetlidirler. Yani onlara karşı hiçbir zaman sevgi beslemezler. Ensar, muhacirin ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın da olması gereken vasıf yani. Kafirlere karşı hiçbir zaman sevgi ve muhabbet beslemezler. Kafir oldukları halde Hristiyanlar olsun veya Yahudiler olsun onlara acıyarak cennete girdirmeye çalışmazlar. Allah Resulü'nü kabul etmediler mi? Allah'a iman etmediler mi? Ebedi olarak cehennemdeler. Kendi kendisine onlara ya işte bunlar da insan ya bunlar da şöyle yapıyorlar diye değil. Allah-u Teala ne diyor? Eşiddâ'u alel küffâ. Bu kafir mi? Kafir. Bunun gideceği yer nere? Ebedice. Bitti. Müslüman evirip kıvırmaz yani. Eşiddâ'u alel küffâ ruhamâ'u beynâ. Fakat bir Müslüman kardeşine geldiği zaman, bir Müslüman kardeşine, iman eden kardeşine geldiği zaman merhamet eder, acır ona. Öldüresiye gözle veya ken gözle, ah şu bir elime geçse de ya, şunu bir kaşık suda boğsam diye bakmaz ya. Müslümansa ona merhamet edecek, acıyacak. O gözle bakacak kim? Kafirler. Müslümanın olması gereken vasfı Allahu Teala ayet-i kerimede bildiriyor arkadaşlar. Kafirlere karşı şiddetli, onlara hiç sevgi beslemez, onlara buğz adavet eder. Müslümanlara karşı ise o kadar merhametli. Yine Haşr suresi ayet 9'da Allahu Teala "Vellezine yetebevvu ed-dara ve'l-imana min qablihim yuhibbuna men hacara ileyhim." Daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler. Mümin geldi biri kim olursa olsun. Ne diyor Allahu Teala? Dışarıdan gelenleri yani bize kim olursa olsun, Suriyeli de olsa, Iraklı da olsa, Afrikalı da olsa, Müslüman mı? Ehlen ve selam kardeşim. Allahu Teala demiş biz seni severek. Ya niye geldiler, ne oldu, şeyle oldu değil ya. İman etmişse, Müslümansa, Müslümanın başı üstünde yeri vardır arkadaşlar. Hiç lamıcım olmaz ya. Hadis-i şeriflere geldiğimiz zaman an Enes ibn Malik'in an-nebiyye sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Hazreti Enes ibn Malik'ten rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyuruyor: "Selâsun men kunne fîhi vecede halâvetel îmân." Şu üç tane özellik, şu üç özellik kimde bulunursa işte o kişi imanın tadını, imanın halâvetini tatmış olur. Üç tane özellik. Yani kim ben imanın tadını tam manasıyla tatmak istiyorum derse
şu üç tane özelliğe dikkat etmesi gerek. En yekun Allahu ve Resuluhu ahabbe ileyhi mimma sivahuma. Allah ve Resulü kendisine dünya ve içindeki her şeyden daha sevimli olması gerek. Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevimli. Allahu Teala emretti mi gerisi boş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdi mi o Müslüman için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğinden dolayı gerisi boş olması gerekir. Allahu Teala bana namazı emretti. Dünyalık işler beni engelleyemez. Çünkü ben sevgilimle, sevdiğimle, Allah'ımla, Rabbimle buluşacağım demesi gerekir. Çünkü yoksa imanın tadını alamaz. Ya hele sonra kılarak, sonra ederek, sonra yaparak hangi işte olursa olsun Allah ve Resulünü sevdiğini iddia ediyorsa o zaman Allah ve Resulünün dediklerini öne alacak. Yoksa yalancı sevgi olmuş olur. İmanın tadını da alamaz ya. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Dünyalık bir işleri olduğu zaman kardeşini de ancak ve ancak Allah için sevecek. Ondan bir menfaat olduğundan dolayı değil, ondan bir getirisi olduğundan dolayı değil veya onunla arasında akrabalık olduğundan dolayı değil. Müminse o kişiyi Allah için sevecek ki imanın tadını tatmış. Yoksa o imanın tadını alamaz. وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Küfre iman ettikten sonra da küfre geri dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmek. İman etmiş artık Allah muhafaza eylesin küfre geri dönmeyi veyahut da eski hatalarına geri dönmeyi ne yapacak? Onlardan uzak duracak. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Seba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Şu yedi sınıf insan var ki diyor. Mahşerde, kıyamette hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde, bir vakitte, bir zamanda Allahu Teala bu yedi tane insanı kendi gölgesinde gölgelendirecek. Allah'ım inşallah o yedi sınıftan birinden veyahut da yedi tane sınıfı o güzel işleri yapanlardan eylesin cümlemizi inşallah. Birincisi imamun adilun, adaletli devlet başkanı. Adaletli yani İlle devlet büyük başkanı olması şart değil arkadaşlar. Hani daha önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Her hepiniz çobansınız, her hepiniz güttüğünden mesulsunuz. Sen evindeki çoluğun çocuğuna adaletli olacaksın, onlardan mesulsun. İş yerindeysen elin altındaki işçilere adaletli olacaksın. Bir yerin sorumlusuysan sorumlu olduğun şeylerle ilgili adaletli olacaksın. Yani illa işte bu imam-ı adil deyince sadece işte devlet başkanları veya başbakanlar veya cumhurbaşkanları değil yani. Herkes neden sorumluysa, ne işinden, kimlerden sorumluysa herkes güttüğü koyundan mesul ya. Onlardan hesaba çekilecek. Adaletli davrandın mı, davranmadın mı? Gel bak. Allah-u Teala sana sorumluluk verdi. Seni bir yere tayin etti. Seni bir yere sorumlu kıldı. Elin altına da sana hizmet edecek insanlar verdi. Sen bu insanlara davrandın mı davranmadın? İkincisi şabun neşe bi ibadetillah. Gençliğini genç kardeştir. Gençliğini Allah yolunda geçiren insanlar ne mutlu onlara ya. Gençliğini Allah yolunda Allah'ın dediği şekilde abdestini alan, namazını kılan, orucunu tutan, İlim meclislerinde, ilim yollarında, zikir yollarında koşan, mescitlere koşan, bir hizmet olduğu zaman koşa koşa gelip Allah için çalışan, gayret eden kişi ne mutlu ona. Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde Allah-u Teala o kişiyi gölgelendirecek ya. Genç kardeşlerim onun için gençliğinin kıymetini iyi bilmesi gerekir ya. Gençlik geçtikten sonra hiç bu sınıfın içine bir daha dönme imkanımız yok.
gençlik boşa geçirirseniz ayvah dersiniz ama iş işten geçer. Üçüncüsü varakun varaculun kalbuhu muallakun fil mesacid. Üçüncü bir kişi ise kalbi mescitlere bağlı olan kişi. Yani sadece namaz vakti değil ha, bu namazlara gidip gelme değil. Allah'ın evinde bir iş mi var, bir hizmet mi var, bir görevim var, bir vazifem var. Sadece Allah'ın evine namaz kılıp çıkma değil yani. O da var ama fakat Allah'ın eviyle ilgili hangi iş, hangi sorumluluk, hangi hizmet olduğu zaman ya işte süpürge mi gerek, süpürgecisi olması veya Allah'ın evine, camisine demir mi gerek veya pirket mi gerek, Allah'ın evinin pirketçisi olması veya hizmetçi mi gerek, hizmetçisi olması. Allah'ın eviyle ilgili ne varsa bütün o konuların her hepsi Allah'ın evine girer ya. Ne diyor? وَرَجُلُونْ قَلْبُهُ مَعَلَّقُمْ فِي الْمَسَاجِ. Allah'ın evi var, yapımı var, inşaatı var. Hemen ona koşan kişi. Dördüncüsü arkadaşlar. وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Allah'ım inşallah cümlemizi bu sınıftan eyleye. İki kişi gidiyor. Allah için bir araya gelirler. Ve Allah için de bir aradan dağılırlar. Elhamdülillah şuraya bütün geliş amacımız ne hepimizin, ne biraz önce oturup yediğimiz yemek, öyle bir derdimiz yok. Çünkü elhamdülillah hepimizin evinde yemek daha güzel bir şey. O da hanımlarımıza söylediğimiz zaman bizim istediğimizi yapıyor. Ama burada tekkede ne varsa, çorba mı olur, kuru pilav mı olur, ne varsa onu yiyor. Şuraya geliş amacımız ne hepimizin, Allah için bir araya toplanmak. Elhamdülillah. وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Ve Allah için dağılmak. Bir araya gelmeleri Allah için, hiçbir dünyalık bir beklenti olmadan tekrar dağılmaları da niçin? Yine Allah için. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ. Allah'ım böyle bir imtihanla bizi imtihan etmesin. Yani. Çok babayiğit, nadir insanların İşi bu, şerefli, güzel, manken gibi bir kadın veyahut da gözün alamadığı yani devamlı baktığın bir kadın seni gel benimle ilişkiye gir dediği zaman çok nadir bu bayitlerin işi ki dur ben Allah'tan korkarım demek ya. Çünkü inne keyde künne azime diyor Allah'ta. Kadınların fitnesi daha kuvvetli, daha şiddetli. Allah'ım bizlere öyle imtihan eylemesin. Yani çok şiddetli bir imtihan. İnne keyde şeytani kana zayıf ediyor. Allah şeytanın hilesi zayıf ama kadının hilesi çok kuvvetli. İşte onun için eğer o baba yiğitlerden olduğu zaman insan, o baba yiğitlerden olduğu zaman insan ne oluyor? Allah'ın gölgesinde gölgelenmiş oluyor. Mis kokulu bir adam var arkadaşlar, belki daha önce kıssasını duyuyorsun, mis kokulu. Genç biri, çok güzel, yakışıklı, kibar biri. Bir kumaşçıda çalışıyor. Kumaşçıda çalışırken kadının biri buna musallat oluyor. Hizmetçisini gönderiyor, diyor ki bu genci kumaşları vererek illa eve getir. Eve getiriyor. Kadın diyor ki kapıları her tarafı kilitliyor, imkanı yok, kurtuluşun yok, benimle beraber olacaksın. Adam ne yapıyor arkadaşlar? İşte Allah'ın seçtiği kullarından ya, diyor bir dakika bana müsaade et. Tuvalete giriyor lavaboya, büyük abdesti ne kadar varsa her hepsini üstüne çalıp çıkıyor. Üstüne çalıp çıkıyor. Dışarı çıktığı anda, kadın sen deli misin nesin diye kapıyı açıp bunu kovuyor. Gece rüyasında geliyor. Allah-u Alem Cebrail Aleyhisselam bütün her tarafını sıvazladığı zaman ondan sonra mis kimi kokuyor bu adam. Nereye gitse mis kokulu adam olmuş oraya. Her bu bayidin karı değil. Öyle güzel, kibar, nezaketli, şerefli, iffet, güzellik sahibi bir kadını dur ben Allah'tan korkarım demek. Allah'ın bizi imtihan etmesin onlarla inşallah. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. Bir adam kiriyor.
ma tunfiku şimaluhu. La ta'lamu yeminuhu ma tunfiku şimaluhu. Bir adam ki diyor, sol elinin verdiğini veyahut da şeyhimin dediği gibi başka bir rivayette sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyen bir insan. Yani bir sadaka verirken, bir nafaka verirken gizliyor. Allah'tan başka kimse bilmesin diye. Benimkini sadece Allah-u Teala bilsin diye. Hakikaten de bazı zaman bakıyorsun öyle tasadduk eden arkadaşlar var ki hocam bizi kimse bilmesin diye. Allah'ım inşallah cümlemizi de o sınıftan eylesin inşallah. Ve raculun zekerallaha haliyen fefadat aynahu. İşte bu da yine baba yiğitlerin işi arkadaşlar. Hiç kimsenin olmadığı yerde, hiç kimsenin bilmediği bir vakitte, zifiri karanlıkta gece kalkmış estağfirullah, estağfirullah diyerek gözyaşı döken, la ilahe illallah, Allah diyerek gözyaşı döken kişi. Hiç kimsenin olmadı. Yani tabi toplumun içinde toplumun bereketiyle meleklerin rahmet indirmesiyle Allah-u Teala'nın burayı zikir meclislerini ilim meclisini rahmet kaplamasıyla insan tesir olabiliyor. Gözünden yaş gelebiliyor. Ama hele kimsenin olmadığı bir yerde gece kalkıp da herkes uyuduğu bir vakitte Allah için iki damla gözyaşı dökmek her şeye bedel olmuş oluyor. Allah'ım inşallah o güzel sıfatı da yapanlardan eyleye inşallah. Ve anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem İnne Allah Teala yekûl yevmel kıyâmeh eynel mutahabbûne bi celâli el yevme uzilluhum fi zilli yevme la zille illa zilli. Benim için birbirini sevenler sevişenler nerede? Allah-u Teala öyle diyecek diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde, mahşer gününde. Benim için birbirini sevenler nerede? Bunun için birbirimize sevgimiz arkadaşlar Allah için olmalı. 3 kuruş, 5 kuruş veyahut da bir gelirden, bir başka şeyden dolayı olduğu zaman Allah'ın yanında bir kıymeti, bir değeri yok yani. Allah-u Teala ne diyor? Bakın arıyor, soruyor özellikle. Kıyamet gününde, mahşer meydanında benim için, Allah için birbirini sevenler nerede? Ey Ahmet, ey Mehmet, ey Mahmut, ey Mustafa, ey Osman, ey Bünyamin, siz birbirinizi Allah için seviyordunuz, benim için seviyordunuz, gelin bakayım diyecek Allah. Her bütün insanların kimisinin diz boyunca, kimisinin göbek boyunca, kimisinin dudağına kadar, ağzına kadar tere boğulduğu bir yerde Allah-u Teala bu isimleri arayıp bulup kendi gölgesinde gölgelendirecek. Allah'ım cümlemizi o zümreden eylesin inşallah. Ve anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Hazreti yine Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. İman etmedikçe cennete giremezsin. İman, cennete girmenin şartı iman etmek. O da ne? Kelime-i şehadet getirmek. Buyurun hep beraber aşkına. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Yani bu kelimeyi söylemediği zaman kişi hiçbir zaman cennete giremez. İlk önce Allah'a şehadet getirecek ki Allah'tan başka ilah olmadığını, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Allah'ın elçisi kabul edecek. Birinden birini kabul etmezse cennete giremez. İşte onun için ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İman etmedikçe ne yapamazsınız? Cennete giremezsiniz. Herkes iman edecek. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّ. Birbirinizi Allah için sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Demek ki imanın, ikinci imanın girmek için birinci şartı ne arkadaşlar? Şehadet getirmek. Sonra bir de kemalleşmesi için, tam olması için bir ikinci bir şart var. O da bütün müminleri Allah için birbirimizi sevmemiz. Ya. O şuncuymuş, o buncuymuş, o sakallıymış, o sakalsızmış, o şeyleymiş, o boyu kısaymış, o siyahmış, o karaymış değil yani. Müminse Allah için her hepimiz birbirimizi sevecek.
Ela edullukum ala şeyin iza faaltumuhu tahabbtum. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki olabilir, her hepinizde hastalık olabilir. Birbirinizi kimisine boyundan dolayı sevmeyebilirsiniz. Kimisine başka sebebinden dolayı sevmeyebilirsiniz. Öyleyse diyor, sizi birbirinize sevdirecek bir haslet söyleyeyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki efşu selame beynekum, selamı kendi aranızda yayın. Yani gördüğünüzde esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, selam verin. Velev ki almasalar, velev ki ters ters baksalar, velev ki tanısan da tanımasan da o adama selam versen ya. Onları selamı almasa da onun sağındaki solundaki melekler ne yaparlar? O melekler senin selamını döndürürler. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Enne raculan zara ahan lehu fi qaryatin ukhra." Bir kişi diyor, bir başka mahalledeki, bir başka şehirdeki kardeşini Allah için ziyaret ederse فَأَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا Geçen ders bizimizde okumuştuk. Allah-u Teala ne yapıyordu? Onun yoluna bir melek gönderiyordu. Sen nereye gidiyorsun? Ben filanca köydeki kardeşimi ziyarete gidiyorum. Bir alacağın mı var? Bir vereceğin mi var? Nedir gitme sebebin dediği zaman hiçbir sebebim yoktu. Benim sadece alışım verişim o kardeşimi Allah için seviyor. O zaman ne diyordu Allah-u Teala? Beni melek, beni Allah-u Teala senin için gönderdi ki sen nasıl onu seviyorsan Allah-u Teala da seni seviyor. Anil Bera İbni Azib رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأنصار الله رسول صلى الله عليه وسلم أنصارla ilgili أنصارla ilgili bakın arkadaşlar أنصارla ilgili ne dedi لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أنصارı ancak mümin olanlar sever أنصارı ancak mümin olanlar sever Ensarı sevmeyenler, buğz edenler kişi de münafıklardır diyor. Onun için Müslümanın edebi, terbiyesi Ensardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi sahabesinden kim varsa her hepsini ayırmadan her hepsini sevmesidir. Hiçbirini ayırmadan her hepsinin ayakları başımızın üzerine demesi gerekir. Ensarın her hepsiyle ilgili. Muhacirin her hepsiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle ilgili. Onlar hakkında ileri geri hiçbir zaman hiçbir şekilde konuşmuyor. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu onlar hakkında? Siz trilyonlarca harcasanız onlar bir tane harcasa yine sizin trilyonlarca harcadığınız onlara ulaşamaz. Çünkü onlar ayet-i kerimenin indiği bir dönemde yetiştiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi altında yetiştiler ya. Sen ben kim oluyor da ki onlara laf söyleyip onların hakkında konuşak ya. Bunun için müminin yapması gereken sahabenin her hepsini baş göz zene deyip sevmez. Ona buğz eden kim olur? Münafıklar olur ya. Çünkü Allah Resulü diyor. Onlara ancak münafık buğz eder diyor. Men ahabbahum ahabbahullah ve men abgadahum abgadahullah. Kim onları severse Allah da onları sever. Kim onlara buğz ederse, adavetlik eder, düşmanlık ederse Allah da onlara düşmanlık eder. Ensar bu. An Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Muaz ibn Cebel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim diyor arkadaşlar. Yaqulullah azze ve celle قال الله عز وجل Allah Teala buyuracak ki yine kıyamette el mutahabbuna fi celali lehum menabiru min nuri yagbituhumun nebiyyuna ve şuhada benim rızam için birbirini sevenlere mükafat arkadaşlar Allahu Teala onlara öyle nurdan minberler verecek ki birbirini Allah için sevenler ha yani bu sevgiyi çok basit görmeyin ya kardeşin ise Allah için seveceksin. Hiç ayıbını, kusurunu araştırmayacaksın. Herkes de ayıp da çok, kusur da çok. Ama Müslüman kendi ayıbıyla, kendi kusuruyla uğraşırsa kardeşinin kusurunu görmez ya. Benim için birbirini sevenler diyor Allah-u Teala kıyamette. Onlara eğilen nurdan minberler verecek ki
peygamberler ve şehitler gıpta edecekler. Bu minberler kimin ya diyecek. Böyle derecesi var. An Ebi İdris el-Havlani rahimahullah. Ebu İdris el-Havlani rahimahullah'tan şöyle rivayet ediliyor arkadaşlar. Mübarek diyor ki: "Dakaltu mescide Dimişka feiza feten berraqu senaya ve izen nasu ma'hu." Ben diyor Dimişk'in mescidi, yani Mescid-i Emevi'ye girdim ki Allah'ım inşallah tez zamanda da orayı kurtaran inşallah da hep beraber gidip ziyaret edelim arkadaşlar. Çok büyük bir mescid. Mescid-i Emevi'ye girdim diyor, Dımışık mescidine. Girdim baktım ki diyor Şam'ın mescidine, insanları etrafına toplamış güleç yüzlü bir genç var diyor. Bütün insanlar etrafına toplanmış. فَاِذَا اَخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ اَسْنَدُوهُ اِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأِيهِ. Bir konuyla ilgili bir hilafe, bir anlaşmazlığa düştükleri zaman geliyorlar bu güzel gence soruyorlar, onun dediklerine de baş üstüne diyorlar. Bu güzel yüzlü bir genç. Fakile dendi ki feseltu anhu, ben sordum ya bu genç kim, bu güzel adam kim? Siz her konuda muhalefet ettiğiniz konuda geliyorsunuz, buna soruyorsunuz. Tekrar da sorduğuna da baş üstüne deyip itiraz edenen geliyorsunuz. Dedikleri zaman, sorduğu zaman fakile dedi ki hâzâ Muaz ibn-i Cebel. Bu Muaz ibn-i Cebel dedi. Allah razı sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَدَى صَلَاتَهُ. Ertesi gün diyor, ben diyor namaza erken gittim ki onu bulayım, yakalayayım diye ben vardım ki o da mescide benden evvel gitmiş. Namaza durmuş. Namazlarını bitirene kadar bekledim diyor. Namazını bitirdiği zaman ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قَبَلِ وَجْهِ, ön tarafından geldim. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ, ona sordum. ثُمَّ قُلْتُ, dedim ki وَاللّٰهِ اِنِّي لَأُحِبُّكَ, Allah'a yemin olsun ki diyor ben seni seviyorum dedim diyor. Hazreti Muaz ibn-i Cebel'e. Direkt ya. Hiçbir şey demedim. قُلْتُ أَاللّٰهِ فَقَالَ أَاللّٰهِ, Allah için mi seviyorum dedim. O da diyor ki evet Allah için seviyorum seni. Fakultu Allahi, yani yine aynı şekilde bana gerçekten Allah için mi seviyorum dedi diyor. Fa akhadhani bi habwati ridai fajazabani ilayhi. Sonra diyor o mübarek beni elbisemden tuttu, kendisine doğru çekti diyor. Muaz ibn Cebel. Faqala ebşir, dedi ki diyor sana müjdeler olsun. فَإِنِّي سَمِيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى, ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah-u Teala'nın şöyle dediğini işittim diyor. وَجَبَتْ مَحَبَّتِي فِي الْمُتَجَالِس۪ينَ ف۪يَّ وَالْمُتَزَاوِر۪ينَ ف۪يَّ وَالْمُتَبَاذِل۪ينَ ف۪يَّ, benim diyor Allah-u Teala şöyle derdi, benim mehabbetim de, benim sevgim de o kullarıma ne oldu? Vacip oldu. Hak ederler. Kimler? Birbirini, birbiriyle Allah için oturanlar. Birbirine Allah için ziyaret edenler ve verirken de, infak ederken de Allah için veren kişilere benim sevgim de, mehabbetim de vacip oldu derdi. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kutsi hadisi. Birbirini birbirini mütecalisin, Allah için bir araya gelip oturanlar, Allah için birbirini ziyaret edenler ve Allah için infak edenlere benim sevgim, muhabbetim muacib olur diye. An Ebi Kerimetel Miqdad İbni Ma'di, Ma'di Keriba radıyallahu anhu anin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Ebi Kerim Miqdad İbni Ma'di Kerb diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim, o şöyle buyurdu diyor. İza habber racul akahu fel yukbirhu ennehu yuhibbuh. Ravahu Ebu Davud et-Tirmizi. Bir adam bir kardeşini sevdiği zaman o kardeşine ne yapsın? Sevdiğini ilan etsin. Ey kardeşim ben seni Allah için seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzerine arkadaşlar ben de Allah için sizlerin her hepsini seviyorum ya.
Allah'ım razı olsun. Siz bizi ne için seviyorsanız o yaratan da sizi onun için sevsin inşallah. An Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ahaza bi yedihi. Hazreti Muaz diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem elimden tuttu ve şöyle buyurdu. Ve kâle ya Muaz, ey Muaz, vallahi inni la uhibbuke. Allah'a yemin olsun ki ben seni seviyorum dedi. Diyen kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz Efendimiz'i elinden tutuyor. Ey Muaz diyor, ben seni Allah için seviyorum. Sümme usike ya Muaz. Sonra da ey Muaz sana 3 tane şey vasiyet diyor. Bunlardan birini söylüyor burada. La tada'anne fi dubri kulli salatin tequl. Her namazdan sonra şu duayı yapmayı kesin kes unutma diyor. Her namazdan sonra. Siz de her farz namazdan sonra arkadaşlar. Allahümme enteselamu ve minkesselam. Tebarek teyâzel celâli vel ikram. Dedikten sonra ondan sonra yapmanız gereken duayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Hazreti Muaz'a söylüyor. O ney? Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husna ibadetik. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husna ibadetik. Her farz namazdan sonra gücünüz yetiyorsa arkadaşlar bunu söylemeye gayret edin. Allahümme enteselamu ve minkesselam 3 sefer söyleyebiliyorsanız estağfirullahal azim ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etûb ileyh. Çünkü İbn-i Ataullah Sekenderi ne diyordu? Hatırlarsanız gelin tacında sen namaz kılıyorsun ama namazın içinde kıldığın hatalardan dolayı da hemen namazdan sonra tövbe ve istiğfar et diyordu. Namazın içinde kafa nereye gidip geliyor? Nerelere düşünüyorsun? 1000 tane şeyi alıp satıyor. Allah'tan gafil olduğuna bile mi hemen selam verir vermesin ne yap? Allah'a tövbe ve istiğfar et. 3 sefer estağfirullahal azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûb ileyh. Sonra Allahümme enteselâmü ve minkesselâm. Tebârek teyâzel celâli ve ikram. Sonra Allahümme inni alâ zikrike ve şükrike ve husnâ ibâdetik. Manası neymiş arkadaşlar? Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel bir şekilde ibadet etmem için bana yardım et. Türkçesini bile bileyen kardeşlerim, ben Arapça bilemiyorum hocam, dilim dönmüyor Arapçaya, yaşlandım, ihtiyarladım diyenler varsa, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce bir şekilde ibadet edebilmek için bana yardım et diye her namazdan sonra duanızı unutmayın inşallah arkadaşlar. وعنه عن أنس أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال الله رسول صلى الله عليه وسلم yanında bir adam vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki adamın yanından bir adam uğradı gitti. فقال يا رسول الله. O adam geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki kişi dedi ki inni la uhibbu hâze. Ben bu geçen gidip giden adamı seviyorum dedi. Fekâle lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem e'alemtehu. Peki ona duyurdun mu? Sevdiğini duyurdun mu? Fekâle la, yok ya Resulallah, söylemedim yani. Utanıyorum ya, nasıl söyler bir insan, kardeş ben seni Allah için seviyorum, niye bu kız mı ki karşısında hani böyle söylesin, değil ya. Allah Resulü ne diyor? Bildirsin yani, ilan etsin. Belki arada buğuz varsa, adevet varsa, bir kırgınlık varsa onun her hepsini sırf o söze ittiba ettiğinden dolayı ne yapar? Her hepsini erir bitirir. Allah Resulü böyle dedi diye sen de o sünnete ittiba ettin diye belki adamın kalbinde sana karşı bir şeyler varsa her hepsini erir bitirir. Ya ben bu adam hakkında ne düşünüyordum? Ben, bu adam beni seviyormuş ya. Ayıp değil mi ben bu adam hakkında başka şey düşünmem? Peygamber Efendimiz ne diyor? Kâle alimhu. O zaman git ilan et. Git söyle ona kardeşler. Fekâle inni uhibbuke fillah. O geliyor diyor ki kardeş ben seni Allah için seviyorum diyor. O zaman cevabı ne arkadaşlar? Ahabbekallâhu'l-lezî ahbebteni lehu. Beni kendi rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin diyor. O zaman demek ki biri bize söylediği zaman kardeş Allah için seni seviyorum dediğimiz zaman Allah razı olsun sağ ol demeyeceğimiz şey. Cevabımız neymiş?
Allah için ben de seni seviyorum. Habbekallahu allazi ahbabtani lehu. Sen beni niçin seviyorsan Allah da seni sevsin. Sen beni Allah için mi seviyorsun? Öyleyse Allah-u Teala da seni sevsin diye o kardeşimize ne yapacak? Sevgimizi bu şekilde ilan etmiş olacağız arkadaşlar. Allah-u Teala inşallah cümlemiz, duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eyleye. Allah için bir araya gelip, Allah için toplanıp, Allah için dağılmayı cümlemize nasip eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam-ı Nevevi'nin ruhu için ve bizden hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle El-Fatiha tüm al-salavatı.